El Alem Neder'in yeni bir bölümünde daha karşınızdayız. Sevgili Müjdegül hocamız bizlerle beraber. Hocam ne anlatıyoruz bugün? Şimdi sen anlatacağımı bir bırak da nasıl makyajım? Vallahi hocam bugün çok hazırlıklısınız. Her zamanki güzel. Geçen sefer azıcık maşallah hocam falan. Azıcık nöbetten çıkıp şey yapmışım. Allığı fazla kaçırmışım. Birazcık da en koyu rujumu sürmüşüm. Aslında bir şey var. Estetik bir kural var. Hani göz makyajını yaptıysan dudağına koyu renk sürmüyorsun. Dudağını hafif yapıyorsun gözünü eğer çok koyu yaparsan falan. Öyle bir kurallar var ama ben o gün nöbet ertesi bir kendimden geçmişim. Ne bulduysam sürmüşüm. Fakat bir titiz bir izleyicimiz var. Hepsinin o gün çektiğimiz videoların tamamının altına, beşinin birden makyaj çok kötü, izleyemiyorum, çok acayip konsantre olamıyorum şeklinde yorum yapmış. Teşekkür ediyoruz. Biz bunları hep yapıcı eleştiriler olarak alıyoruz. Bugünkü makyajım nasıl? Profesyonel. Evet hocam. Bir arkadaşım yaptı. Xmas kuaför. Güzel yani. Tarlayı tapanı sattık. Her zaman bekleriz. Arkadaşım benim Xmas'ın sahibi. Müjdegül'ün selamıyla derseniz Xmas'a. Yüzde kaç indirim alıyoruz hocam? Bilemiyorum daha artık. YouTuber'lar öyle yapıyor ya. Gönlü geniş bir insandır kendisi. 10 kişiyi selamlar. Etiketleyin. Şimdi ben bugün size estetik dudak küçültme anlatacağım ama tabii benimki vulva dudağı, iç dudak küçültme. Tuğba Hoca ile yaptığımız program çok ilgi gördü. Teşekkür ediyoruz. Tuğba Hoca'nın plastik cerrahi hassasiyetlerine saygı duyarak hiç teknik girmek istemiyorum dedi. Ben de hiç zorlamadım. Ama ben size biraz teknik anlatacağım. İç dudak küçültme, labioplasti. Labioplasti, vulvanın iç dudaklarının küçültülmesi operasyonu. Fakat bir çalışma var İngiltere'de. Daha önce bahsetmiştim, bir daha bahsedeyim. Yaklaşık 1000 kadına sorulmuş. 1000 kadının vulvalarının fotoğrafı çekilmiş. Bu vulvaların tipleri farklı farklı gruplandırılmış. İşte dış dudakları tombik olanlar, dış dudakları dolgun olanlar, dış dudakları boş olanlar, dış dudakları gevşek olanlar, labia minörler yani iç dudaklar sarkık olanlar, onlar içeride olanlar, klitoris belirgin olanlar, klitorisin üstündeki deri belirgin olanlar diye hepsi böyle farklı farklı gruplar söylerken yoruldum. Genital organların, penisin ve vulvanın bir standardı yoktur. Yani bir skalada hepsi normaldir. Bariz bir anormallik olduğunu düşündüğünüz zaman da zaten onu konuyla ilgilenen uzmana gidiyorsunuz ve o sizi muayene ediyor. Öyle çok hasta bakmışımdır. Hocam bir bakar mısın normal mi? Evet normal. Hiç anormal dediğimi hatırlamıyorum. Gerçekten yapısal olarak anomalili olanlar olabiliyor. Hatta bir tane hastam olmuştu. Hocam ben kızım doğduğu zaman fark ettim benimkinin anormal olduğunu. Bir çocuklukta bir enfeksiyon geçirmiş ve kötü bir yapışma olmuş gerçekten vulvasında. Onun anormal olduğunu ilk defa kızının vulvasını görünce fark etmiş hasta. Öyle vakalarım da var. Şimdi normal mi diye soranlar gene iyi. Yani en azından vulvasına bakmış ve tanıyor. Bunda ne var? Bunun sol tarafı biraz daha büyük gibi. O gün ne dedi Tuğba Hoca? Asimetri normal. Yani simetri olması anormal bir şey aslında. Asimetri normal. İnsanların %75'inin burunlarındaki septumu asimetrikmiş, deviyeymiş ya. Gerçekten de hakikaten vücudumuzun sağıyla solu birbirinin aynısı değil. Dolayısıyla asimetri normal aslında. Bu büyük dudaklarında, küçük dudaklarında vulvadan bahsediyorum. Bir miktar asimetrik olması normal. Fakat açın bir bakın yani aynada filan. Karşıdan gördüğünde vulvanı baksan tanıyabilir misin? İngiltere'de bunun çalışmasını yapmışlar. 1000 kadının vulvasını fotoğraflamışlar. Dediğim gibi gruplandırmışlar. Kadınların %40'ı hiç tanıyamamış yani gruplandıramamış bile. Zaten kendi vulvasını teşhis edememiş. Yani tabii 1000 fotoğraf arasından seçmiyorlar. Herhalde bir 5 fotoğraf arasından seçtirmişlerdir. Tam hatırlamıyorum şeyi de. Hani erkekler arasındaki oranın daha farklı olduğunu tahmin ediyorum. Erkeklerle ilgili bir çalışma araştırıp bulmadım. Ama hani size sorayım. Hani resmini çeksek, göstersek birkaç penis arasından tanır mısınız penisinizi? Tanırsınız herhalde tanırız diye düşünüyorum. Yani. Kadınlar fakat yarısı tanımıyor. Tipini dahi gruplandıramayacak kadar vulvasına yabancı. Ben şimdi size vulvayı biraz daha anlatacağım. Çizdim gene. Bakın buraya hazırladım. Kağıdıyla kalemi. OCG'yim kızdı. Hocam dedi biz bunları zaten koyuyoruz dedi. Şuralara koyuyorlar falan ama tabii ben onları tam işte burası diye gösteremiyorum. Dolayısıyla bir böyle iletişim yapamıyormuşum gibi geliyor. Bakın size klitoris çizdim. Tanıyor musunuz klitorisi? Öğrendik artık. Öğrendiniz değil mi? Glansı, başı, şu korpus kavernozumları, şu lacivert çizdiğim kemik, pubik kemik. Bu korpus kavernozumlar kemiğin altında. Şu bulbusları da vajinanın girişini çevriliyor. Vajina burada. Şimdi bir miktar daha çizim yapacağım. Şurada idrar deliği var. Şurada işte diyelim ki vajina deliği var. Vajina böyle kıvrım kıvrım içeriden görünüyor. Burası introitus dediğimiz yer.
Normalde bu karşıdan baktığın zaman görünen kısmı değil. Burasının görünmesi için böyle labiaları tutup açmak lazım. Şimdi size bunun üstüne labia çizeceğim. Hakikaten oturdum YouTube'da ben de. Vulva çizimi, 5 dakikada vulva çizimi şeklindeki videoları seyrettim. Oradan kopya çekerekten hemen size çiziyorum bir dakika. Evet. Şimdi gösteriyorum. Bakın. Bu klitoral glans. Şu klitoral glansın üzerine örten prepisium dediğimiz deri. Bakın bayağı bir üstüne böyle bir uzunluk şeklinde örtüyor. Bu klitoral glansın hemen altından şöyle küçük dudaklar çıkıyor. Buralara biz frenulum diyoruz. Hemen glansın altından şöyle ikiye doğru parçalanın. Daha doğrusu bu labialar buradan böyle gelirken şöyle ikiye ayrılır. Üstte folda oluşturur, altta yanlarda da küçük dudakları. Küçük dudaklar dediğim çeşitli şekillerde olabilir. Şöyle bu küçük dudak eğer çok böyle sallanıyorsa böyle ölçüyoruz. Dipten uca kadar 4 santimin altındaysa pek ellemiyoruz diye bir bahsetmiştim. Şimdi bugün bir farklı tipleri var bunların, onları çizeceğim size. Ve neler yapıyoruz teknik olarak onu anlatacağım. Labialarınızda herhangi bir estetik bir operasyon yaptırmadan önce böyle çizerek, şekil üzerinde çalışarak, hatta yapacak olan operatörle bunları tartışarak lütfen siz de organınızda çalışın. Bakın labialar genelde asimetrik olur dedim. Şöyle noktasal büyük olabiliyor. Bakın. Şimdi labianın üst tarafında bir et fazlalığı olabiliyor, deri fazlalığı. Orta tarafında bir deri fazlalığı olabiliyor. Ya da alt tarafında bir deri fazlalığı olabiliyor. Böyle bir tip labialar var. Bu bir dursun. Şimdi bakın. Böyle bölgesel büyüklükler ya da genel olduğu gibi bütün labia büyük olabiliyor. Bu simetriye yakın olabilir. Bunun bir tarafı 4,5 santim, bir tarafı 3,8 santim falan gibi ölçüp de bunun asimetrisini, minimum asimetrileri kafaya çok takmamak lazım. Fakat bazen bariz bir şekilde asimetrik olabiliyor. Labianın bir tanesinin alt tarafı böyle çok büyük. Gerisi global olarak olduğu gibi çok büyük olabiliyor. Şimdi iki tane teknik var. Birinci teknik labiadan kama şeklinde bir parça çıkarma. Genellikle global olarak büyükse, yani labianın kendisi olduğu gibi genişse, biz böyle klitoral sinirlerin çok fazla zarar görmeyeceği taraftan, damarlar da zarar görmeyecek şekilde şuradan bir kama çıkarırız ve bu kamayı tekrar estetik bir şekilde kapatırız. Ya da bir serbest kenar çıkarma şeklinde bir teknik var. Labianın üstündeki fazlalıkları, eğer labia bu şekilliyse, şu serbest kenarın fazlalık olan kesimin çıkarılması olabilir. Ama labia global olarak böyle büyükse genellikle kama şeklinde olanı tercih ediyoruz. Bir tarafa kama, bir tarafa serbest kenar çıkarma yapabiliriz. Şimdi Tuğba Hoca dedi ya, en küçük scar dokusunu nasıl elde edeceksek? Yani bunu bayağı resmen labiayı alıp açıp böyle önümüze defter gibi üzerine çizip, ölçüp, biçip en küçük scar dokusu nasıl elde edeceksek bu şekilde bir estetik operasyon yapmak doğru olanı. Fakat kişiye göre, yapana göre hangi ameliyatın yapıldığı çok doğruluğu değişir. Hakikaten kadının boyu, kilosu, mesela labiaların küçültmesi, çünkü bunlar çok erojen ve hisli dokular. Labiaların küçültmesi değil de belki hani o gün Tuğba Hoca da dedi ya, labia majusların gevşek ve böyle torbamsı duruşu rahatsız ediyor olabilir. Bunlar doldurulabilir. Mons ve labialar doldurulabilir. O zaman belki daha hani o labialar kapattığı zaman küçük dudakları daha kadının rahat edeceği, kendine de güzel hissedeceği bir görüntü olabilir. O yüzden olabildiğince kesme, çıkarma değil, doldurma, şişirme ameliyatlarını tercih edebilirler estetik cerrahlar. Ama dediğim gibi birkaç farklı disiplinden, birkaç farklı doktorun fikrini almak her zaman için iyidir. Ben her zaman için işbirliği yapıp farklı farklı fikirleri almaktan yana bir hekimim. Şimdi bu vulva dediğimiz şey, böyle yukarıdan baktığın zaman bir genç kızın ya da bir çocuğun, kız çocuğun vulvasına böyle yukarıdan baktığını düşün. Böyle görünür. Tombiş tombiş. Fakat ergenlikle beraber bu organ çok büyüyor, genişliyor ve şöyle bir pozisyon alıyor. Şimdi bu büyük dudaklar derisi altındaki dokudan daha hızlı büyüyor. Dolayısıyla içi boşalmış gibi oluyor.
deride bir hızlı büyüme oluyor. Altındaki dokunun büyümesi o kadar hızlı olmuyor. Dolayısıyla böyle içi boş, gevşek, boş torbamsı bir görüntü oluyor. İşte bunların doldurulması olabilir. Bu labiyalarda büyüdüğü için normalde hiç görünmeyen çocuktaki labia görünür hale gelebilir yukarıdan bakınca. Bu dış dudaklar bunu tamamen örtmeyebilir. Ve bu kıyafetlerde bu küçük dudaklar böyle hassas olduğu için erkeklerin iç çamaşırlarıyla ilgili çok videolar var YouTube'da, ben de görüyorum. Hani hangisi konforlu, hangisi konforsuz. Ölümüne bir şey tartışması var bir kere. Slip ve boxer tartışması. Yani gerçekten o penisin etrafındaki deri hassas. Onun çok fazla değmesi, sürtünmesi rahatsızlık verici olabilir erkekler için. Keza kadınlar için de şu iç dudaklar, penisin homoloğu yapılar olduğu için iç dudaklar, iç çamaşırı ya da giydiği kıyafet böyle değdikçe rahatsız edici olabilir. İşte bunların hani dış dudaklar tarafından örtülmesini sağlayacak dış tarafı şişirmek, iç tarafı küçültmek gibi estetik operasyonlar var. Fakat amaç şunu elde etmek olmamalı. Bu pedofilik bir eğilim olarak görüyorum ben. Bugün pornolarda görmeye alıştığımız bütün vulvalar bu pedofilik eğilimi provoke eder şekilde tamamen prepubertal, ergenlik öncesi kız çocuğu vulvasına döndürülmüş vulvalar var. Ve sanki o güzelmiş gibi ve kılsız. Vulva kıllıdır, tekrar söylüyorum. Vulva, erişkin, matür bir vulva kılı vardır. Ve tamamen %100 kılsız olması da sağlıklı bir şey değildir. Doğal da değildir dolayısıyla. Ben bir estetik ve plastik cerrahla bu konuları konuşmuş olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Fakat kendimce böyle bir çeşitleme ve geliştirme yapmak istedim. Konuyla ilgili daha detaylı sorularınız varsa labioplasti dediğimiz operasyona ait cevaplamaya çalışırım. Bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Şimdi diyelim ki hani genelde vulvaların pek çok büyük bir kısmı bunlara benziyor. Yani böyle bölgesel bir şişikliği var. Üst tarafında olabilir, dediğim gibi orta tarafında olabilir ya da alt tarafında olabilir bu şişiklik, fazlalık ya da işte aslında normali o. Bunu yaparken klitorisin üzerindeki hood'u buraya çizmedim. Klitorisin üzerindeki hood da çok böyle bir et fazlası şeklinde görülebiliyor. Şimdi burayı düzeltip ince bir görüntüm olduğu zaman bu klitorisin üzerindeki hood böyle bir fazla bir et şeklinde kalabiliyor. Hatta böyle yukarıdan baktığın zaman klitoris küçük bir penis gibi görünebiliyor. Sevimli, hoş bir görüntü değil. O yüzden bu dikişi, şuradaki bu dikişi uzatıp hood'un kenarındaki fazlalıkları da toplama şeklinde bir ameliyat tercih edilebilir. Fakat dikkat edilmesi gereken bir şey var. Burada hood'un üzerinden klitorise doğru klitorisin sinirleri gelir. Dorsal kısmından. Burası üst tarafı klitorisin. Ve sinirleri buradan gelir. Eğer bu hood'un fazlalığını çıkarırken bu sinirler kesilirse kadın orgazm olmakta zorluk yaşayabilir. Jessica Ann diye bir aktivist var. Bu genç bir hanım 10 yıla yakın bir zaman önce labioplasti olmuş ve bu klitoral hudundaki sinirler kesilmiş. Ondan sonrasında da orgazm sorunları yaşamaya başlamış ve kendini kadın doğumcuların bu anatomiyi tanımadıkları için bu işi hani hoyratça yaptıklarını ve pek çok kadını da orgazmdan ettiklerine dair bir düşüncesi var ve bunu kendince düzeltmek için klitoris çizimlerini paylaşıyor. Burada da bir tane koyacağım ben size. Görün klitoris çizimlerini. Bu tür çizimler gerçekten bizim kitaplarımızda, anatomi kitaplarımızda şimdiye kadar, şu son 5-10 yıla kadar yer almıyordu. Fakat artık bu anatomiyi bir kadın doğum hekiminin ya da bir plastik cerrahın bu konuyla ilgilenen ya da bir üroloğun bilmemesi söz konusu değil. Ama bunları hani sebepleri, sonuçları, estetik operasyonun o gün Tuğba Hoca ile konuştuğumuz gibi bir konuş, bir daha düşün, bir git yat, başka bir görüş al, bir daha düşün. Bir 8-10 kere düşünerek ve artısını eksisini değerlendirerek karar verilmesi gereken operasyonlar. Hepiniz çok güzel, estetik, harika olun isterim. Her zaman profesyonel görüşlerimizde biz buradayız. Bitti. Sorunuz da yok herhalde. Gayet sessiz bir şekilde beni dinlediniz. Hocam kitlendik, izledik. Ben peki, bir şey anlamadım ki. Anlamadın mı? Yani döverim ha. O anlamda anlamadım değil. Döverim ya. Bölüm nasıl geçti anlamadım dedim. Diyorum. Görüşürüz.